Merhaba sevgili öğrenciler, Sen anlatacağım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. İşte öğrencilerin en çok zorlandığı mitoz bölünme, mayoz bölünme tarzı soruları çözmeye başladık arkadaşlar sizlerle. Bakın mesela bu soruda öğrencilerin %90'ı zorlanacak. İki en eşittir 24 kromozomlu bir hücrenin anafaz 1 ile anafaz 2'deki kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir e, demiş sorumuz tamam mı? Soruya bakıyorsun önce. 2N eşittir 24. Yani diyor ki bana arkadaş bu 2N kromozomlu bir hücremiş. Yani e, üreme ana hücresinden bahsediyor ve üreme ana hücresinde diyor bunda diyor 24 tane kromozom var diyor. Bak 2N derken hangi hücrede olduğunu belirtiyor. Üreme ana hücresindeyim. Neden? Çünkü ana faz 1 ana faz 2 demiş. Yani mayoz bölünme geçirmiş. Mayoz bölünme geçireceği için bu bir üreme ana hücresi olacak. ya yani sperm olabilir, yumurta ana hücresi veya sperm ana hücresi olabilir ama mutlaka bir ana hücre. Tamam mı? Geldik ana faz bir Mesela ben anafaz 2'deki kromozom sayısını soruyor. Tamam. Önce şöyle gösteriyorum. Bak ben size 2 eşittir 24'te değil. 2 n eşittir 4'tekini göstereceğim. Sen bu soruyu daha sonra 24'e göre düzenleyeceğiz. Bak şimdi 2 n eşittir 4 dediğimiz anda 4 tane kromozomumuz var. Bak mito mayoz bölünmenin başlangıcında mutlaka kromozomları böyle yapın. Tamam mı? Geldim bu profazı Sonra metafazı. Bak, metafazda gene şöyle alt üstü orta bölgede toplanacak. Alt üstü gördün mü? Bak sonra anafazı. Ana fazda karşılıklı kutuplara çekilen ana faz 1'de karşılıklı kutuplara çekilen direkt olarak kromozomlar olacak. Bak gördün mü? Geldim. Yani 4 tane kromozomum varsa ana faz 1'de karşılıklı kutuplara çekilen gene 4 tane kromozomum var. Değil mi? O zaman bir kere 24 tane varsa gene 24 tane olacak. Bir kere bunlar gitti. Bak gördün mü? İki şıka indirdim. 24, 24 oldu. Geldim. Bak ana faz 1 ondan sonra etrafında çekirdek zarı olacak. Tele faz 1 ondan sonra sitofik, kinez gerçekleştirdi. Hop iki tane hücre meydana geldi. Bak kromozom sayısı iki olan iki tane hücre meydana geldi. Mayoz 2'nin ben artık Mayoz 2'nin direkt olarak mitoz bölümü olduğunu biliyorum. Bak profazı sonra metafazı Ekvatoral bölgede toplandı. Ekvatorda toplandı. Bak ana fazı. Şimdi bak karşılıklı kutuplara çekilen burada direkt olarak kardeş kromatitlerde mitoz bölünmede hatırla. Karşılıklı kutuplara çekilenler kardeş kromatitlerde. Ama burası çok önemli. Arkadaşlar bak mitoz bölünmede ve mayoz iki bölünmede. Ana faz safhasında karşılıklı kutuplara çekilen kromatitlere daha sonradan tekrardan kromozom deniyor. Yani buradaki kromozom sayısı da 4. 4'tür abicim. Banko test sorusu. İşte öğrenci bunu karıştırıyor. Anladın mı? Anafaz 2'de karşılıklı kutuplara çekilenlere kromatitler dedikten sonra bunların adına karşıya geçtikten sonra kromozom deniyor. Yani burada yine 4 tane kromozom var. O zaman 4 tane varken 4 burada 4 buyursa 24 tane kromozom varken 24 orada 24 de orada olacaktır. Doğru cevap Bolu olarak karşımıza çıktı. Gerçekten çok kaliteli bir soru ve zor bir soru. Gelirse her Dökecek bir soru arkadaşlar. Artık siz bundan sonra dökülmeyeceksiniz. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Kaliteli sorularla gelmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abiciğim.